Selçuklu'nun payitahtı Konya'dan iyi geceler değerli seyircilerimiz. Programımız bu sene 3. sezonda. Ben hep Selçuklu'nun payitahtı diye programı açıyorum. Çünkü başkent olmanın bir güzelliği var. Konyalı olarak bunu çok seviyoruz ve minnetle yad ediyoruz bunda emeği olanlara. Bugün tam da bunu konuşacağız. Selçuklu'nun payitahtı Konya nasıl payitaht oldu ve son günlerde biraz da Diriliş dizisinin etkisiyle Saadettin Köpek. Tabii gölgede kalan bazı emirler, vezirler de var. Çok değerli bir konuğum var. Yardım doçent doktor Zehra Odabaşı, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Tam sizin alanınız. Özellikle Celaleddin Karatay üzerine çalışmanız var. Makalenizi ben bugün ikinci defa okudum. Daha önce de bir okumuştum. Hep de adından dolayı belki hayran olduğumda bir Selçuklu emiri mi veziri mi? Emiri. Zaten onu konuşacağız hocam. Konuşuruz. Bir vezirle emir arasında. Fakat hocam şimdi Selçuklular deyince birden fazla Selçuklular var. Bir evet. Büyük Selçukluları var. Evet. Bizim Konya'mızın başkenti olduğu Anadolu Selçukluları ya da Türkiye Selçukluları. Bu daha güzel bir tabir aslında. Evet. Suriye Selçuklularını biliyorum ben. Kaç tane Selçuklu var hocam? Aslında bilinen 4 tane Selçuklu devleti var. Hmm. Bunlardan birisi Büyük Selçuklu Devleti. Horasan'da yani bugünkü İran bölgesinde kuruldu. Diğeri Türkiye Selçuklu başkenti Devleti. Başkenti Merv olan değil mi hocam? Başkenti Nişabur olan. Nişabur. Hmm. Birazdan bahsedelim. Hmm. Diğeri Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu merkezi kurulan. Diğer ikisi de Kirman ve Suriye Selçukluları. Hmm. Ama iki önemli Selçuklu Devleti'nden biri Türkiye ve Büyük Selçuklular. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Başkent olma konusundan devam edecek olursak aslında Selçuklu devletlerine adını veren kişi Selçuk Bey. Evet. Selçuk Bey'in 5 oğlundan ikisi. Hmm. İkisinin neslinden bu iki Selçuklu devleti kuruluyor. Biri Mikail yani Tuğrul ve Çağrı Beylerin babası. Tuğrul ve Çağrı Beyler Gazneli Devleti'ni Horasan bölgesinde mağlup ettikten sonra Nişabur merkezde olmak üzere kendi devletlerini kuruyorlar. Zaten Türkler bir devlet kurarken diğer Türkleri bertaraf ediyorlar ederek, değil mi hocam? Evet, Selçuklar da Gazneliler. Gazneli, evet. 1040 Dandanakan Savaşı. Evet, 1040 evet. Dandanakan büyük zafer. Hı-hı. O zaferden sonra Nişabur'da Tuğrul Bey Selçuklu tahtına oturur, kendi adına hutbe okutur ve böylece Büyük Selçuklu Devleti kurulmuş olur. Ardından Rey ikinci başkent olacak. Evet. Sultan Melikşah döneminde de İsfahan Selçukluların başkenti olarak devam edecek. Sonrasında Türkiye Selçukluları var. Türkiye Selçukluları da yine Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabgu'nun neslinden gelenler tarafından kuruluyor. Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış. 1063'te Sultan Alparslan'a karşı giriştiği bir taht mücadelesinde hayatını kaybeder. Sonra onun 4 oğlu Alp İlek, Devlet, Süleyman Şah ve Mansur. Bunlar Anadolu'ya gelirler 1071'den sonra. Çünkü Sultan Alparslan birçok Türkmen beyini 1071 Malazgirt'ten sonra Anadolu'ya yönlendirir. Çeşitli bölgelerin fethi için. Bu 4 çocuk da o gelenlerden biri, bir Süleyman grup. Şah sormadan önce şimdi tabii Gazneliler tarih sahnesinden aslında silinmedi değil mi hocam? Hindistan'a doğru gittiler. Tabii Selçuklara vassal bir devlet olarak varlıklarını hı-hı. sürdürdüler. Belli bir süre sonra da ortadan kalktı ve Büyük Selçuklu Devleti o bölgenin hakim gücü haline geldi. Evet. Horasan hocam, bölgesinde. Şimdi Süleyman Şah. Evet. Yani biliyorsunuz bir gerçek tarihçilik var bir de popüler tarihçilik evet, var. Evet. Ama onun da güzel tarafı var. Zira bu popüler tarih sayesinde insanlarımız tarihi romanları okumaya başladı. İlgi tarihi duyuyorlar. Dizileri seyretmeye başladılar. Evet. Şimdi dizide işte Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi diyor da galiba bu doğru değil hocam. Süleyman Şah Ertuğrul Gazi Süleyman Şah'ın oğlu değil. Süleyman Şah bahsettiğim Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah. Birazdan bahsedeyim. Suriye bölgesinde hayatını kaybeden Süleyman Şah'tır. Ertuğrul'un babası Gündüz Alp bildiğim hı hı. kadarıyla. Oradan şöyle bir bağlantı kurulmuş olabilir dizide. Neticede Osmanlı nataları da Selçuklular. Böyle bir bağ kurularak geçmişle ilgili bir devamlık sağlanmış istenmiş hı hı. olabilir.
sağlamak istenmiş olabilir ama yoksa gerçekte böyle bir şey yok. Süleyman Şah Ertuğrul'un babası diye. Nihayetinde film mesela orada Muhittin İbni Arabi var. Evet. O da oraya yerleştirmiş. Evet aslında. O da anakronizm. Yani evet. Tarih olarak birbiriyle uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Zaten dizi olduğu için insanlar da doğruluk beklemiyorlar zannedersem. Evet. Peki hocam nasıl oldu da Selçuklar, Türkiye Selçuklarını, Anadolu Selçuklarını kurdular? İlk başkentlerde Konya mıydı yoksa peyderpey mi geldiler buraya? Yok, ilk başkentleri Konya değildi. Şimdi bahsettiğim bu dört kardeş az önce işte Süleyman Şah, Mansur, Devlet ve Alpilek öncelikle Urfa ve Birecik bölgesine geldiler. Bu arada tabii Suriye, Mısır, Filistin bölgesinde Büyük Selçukların diğer fetih hareketleri devam ediyordu. Burada Süleyman Şah'ın kardeşleri Mansur değil de Devlet ve Alpilek Atsız'la Filistin ve Mısır bölgesinde yaptığı mücadeleler sonucu Atsız'a esir düştüler. Bu durumda Süleyman Şah Urfa ve Birecik bölgesinin kendileri için uygun ve güvenli bir bölge olmadığı kanaatine vardı. Ve buradan İç Anadolu'yu kat edip ilerleyerek İznik bölgesine doğru ilerledi. Bunlar 50 bin çadır halkı olarak söz ediliyor. Yani Süleyman Şah ve Mansur'un yanında 50 bin çadır Türkmen halk vardı. Ve müstahkem bir kaleye sahip olan İznik bölgesine geldiler. Dolayısıyla İznik aslında Selçukluların ilk merkezi ya da ilk başkenti denilebilir. Evet. Tabii İznik bölgesini tercih etmelerinin de önemli bir sebebi var. Yani 1075 ile 1080 arasında farklı tarihler veriliyor. Süleyman Şah'ın kardeşiyle birlikte bölgeye gelişinde 1076 kabul edilse de 75-80 arasında. Neden İznik? Çünkü İznik aslında Roma ve Bizans döneminden itibaren kullanılan önemli bir dini merkez. Burası çok iyi korunuyor. Müstahkem kalelerden İncillerin yazıldığı yer. İncillerin 1. konsilin toplandığı yer. Evet. 7. konsilin toplandığı yer. Sonra 4. Haçlı Seferi'nden sonra Latinlerin kuracağı devlet İznik merkezli olarak kuruluyor. Diğer taraftan çok iyi korunan bir şeye sahip, kaleye sahip, müstahkem bir kalesi var. Üç tarafı surlarla çevrili, bir tarafı da doğal İznik Gölü'yle çevrili. Dolayısıyla kuşatmalar esnasında göl üzerinden erzak sevkiyatı sağlanabiliyor. Lojistik destek sağlanıyor, evet. Böyle bir imkan var. Diğer taraftan 240 tane kulesi var bu surların. Dolayısıyla hem büyük bir orduyu içinde barındırabilecek kapasiteye sahip hem de çok iyi korunabiliyor. Bir taraftan da Bizans'a çok yakın İznik. Yani 1071 Malazgirt zaferiyle Türkmenler Anadolu'ya dağılmaya başlayınca Bizans tabii geri çekilmek durumunda kalıyor. Bir de Bizans'ta bu dönemde ihtilaller var, suikastler var, iç karışıklıklar var. Dolayısıyla belki de Süleyman Şah bir nevi Bizans'ı geri itip Anadolu'da kendine yer açma imkanı sağlamak için İznik'e geliyor. Bahsettiğim gibi 1075-80'den sonra buradaki etnik yapıyı değiştiriyor Süleyman Şah Türkmenlerle birlikte. Ama 1086 yılında bir Suriye seferine çıkıyor Süleyman Şah. Bahsettiğim hayatını kaybedeceği sefer aslında bu. Suriye bölgesinde hayatını kaybediyor. Oğlu Kılıç Arslan da kendisiyle birlikte esir alınıyor. Bundan yani sonra hadisesi aynen orada. Evet. Süleyman Şah'ın kendisini öldürdüğü, intihar ettiği ya da attan düşerek öldüğü söyleniyor. Ama neticede yani Süleyman Şah hayatını kaybediyor. Peki hocam, şimdi Selçuklu'daki yönetim mekanizmasını sormak istiyorum. Evet. Selçuklarda bir vezir oluyor, geri kalanı emir oluyor. Mesela Osmanlılarda vezirler oluyor, vezir sadrazam oluyor. Evet. Selçuklularda baş emire mi vezir diyoruz? Yok, nasıl vezirle hocam, emirlerin şeyleri farklı aslında. Ona aslında Saadettin Köpek hadisesini anlatırken girersek belki daha yerinde olur. Oraya girelim hocam. Girelim. Saadettin Köpek'e girelim. Şimdi mi girelim? Saadettin, şimdi İznik'ten sonra bir Malatya Konya var. Doğru. Konya'ya başkent yapacağız daha hocam. O açıdan. Doğru. Evet, o açıdan Konya'ya bir başkent söyledim. Yapalım da. Evet. Buyurun lütfen. Şimdi İznik'ten sonra 1097 yılında biliyorsunuz 1. Haçlı Seferi var. Haçlı Seferi'ne karşı her ne kadar Kılıç Arslan İznik'i savunsa da burayı Haçlılara birinci Kılıç Arslan teslim etmek zorunda kalıyor ve İznik'ten geri çekiliyor Selçuklular. Ve Anadolu içlerine doğru ilerliyorlar.
Ama burada tabii bir de Danışmentli Beyliği var. Özellikle Sivas ve Malatya bölgesinde. O bölgeye yerleşemeyecekler. İç Anadolu'yu henüz düşünmüyorlar. Bu dönemde Kılıçarslan özellikle Malatya'yı düşünüyor ki hem danışmentlerin o ilerleyişini durdurabilsin, hem de Malatya'da önemli bir garnizon şehir Doğu Anadolu'da. Bir kaleye sahip, yine müstahkem bir kaleye sahip. Daha önceden de burayı kuşatmıştı zaten. Battal Gazi'nin olduğu şehir. Aynen öyle. 1110, o şahsiyet 1105, gerçek mi hocam? Battal Gazi birçok şahsiyet gibi efsanevi şeylerden bir tanesi. Şahsiyetlerden bir tanesi. Dolayısıyla 1105 yılında Malatya'ya yerleşiyorlar. Bu arada tabii yine Büyük Selçuklularla aralarındaki o hanedan ailesinin arasındaki mücadeleler devam ediyor. Muhammed Tapar'a karşı verdiği mücadelede Halep Meliki Rıdvan'la yaptığı şeyde ölüyor Kılıçarslan. 4 oğlu var. Yerine Şehinşah da, büyük oğlu da onunla birlikte esir alındığı için küçük oğlunu Türkmenler başa geçiriyorlar. Tuğrul Arslan'ı. Şimdi Türkmenler arasında da şöyle bir gelenek var. Genelde büyük şehzadenin taht hakkı olduğunu düşünüyorlar ve büyük şehzadenin tahta layık olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla hepsi Tuğrul Arslan'a tabi olmuyor ve Anadolu içlerine kadar yayılıyorlar. Malatya'da ona itaat etmiyorlar. Ta ki Şehinşah'ın Anadolu'ya gelişine kadar. 1110 yılında Şehinşah Anadolu'ya gelir. İşte o zaman birçok Türkmen Çey'in etrafında birleşiyor. Şehinşah'ın etrafında Konya merkezli olmak üzere. Ve Şehinşah'tan itibaren sultanlığın merkezi Konya olarak anılmaya başlanıyor. Ama tarihi kayıtlara bakarsanız 1. Mesut. Birinci Mesut. Evet. Şimdi Şehinşah Konya'da bu sultanlığını ilan ettikten sonra iki kardeşi Mesud'u ve Melik Arab'ı tutuklatıyor ve hapse attırıyor. Onlar herhangi bir saltanat mücadelesine girişmesin diye. Ama her ikisi de kısa zamanda kurtuluyorlar. Ve özellikle Mesud, Danışmentli Emiri'nin, Emir Gazi'nin de damadıdır. Sultan Mesud. Ve onun aracılığıyla, onun sayesinde Şehinşah'ı ortadan kaldırıyor ve Konya'da tahta oturuyor. İşte ondan sonra hem Haçlı kronikleri Wilhelmus Trensis'te geçiyor, hem Bizans kroniklerinden işte Koniates'te geçiyor. Selçuklu Sultanı değil de artık kendisinden Konya Sultanı olarak bahsediyorlar ki 1116 tarihidir. O tarihten itibaren artık Konya, yani Selçukluların başkenti. Yani Konya'yı başkent yapan 1. Mesut. 1. Mesut, evet. Evet, ama biz genelde Alaaddin Keykubat'tan bahsederiz ama 1. Mesut'un da önemli bir yeri Mesut, var. 1. Mesut Konya'yı başkent yaptı. Buradaki ilk imar faaliyetlerini başlattı. Camiyi, sarayı, onların inşasını başlattı. Ama Alaaddin Keykubat döneminde Konya gerçek bir başkent haline büründü. Mesut'un, o açıdan, 1. Mesut'un saltanatı ne kadar hocam? 1. Mesut'un 1116'dan tam hatırlayamayacağım şimdi. 10-15 sene vardır nereden baksak herhalde. Daha fazla. Ha, öyle mi? 40, yaklaşık 40 öyle yıllık mi? Bir şey var. Yarım asra evet, evet. Süreci var. Yanlış hatırlamıyorsam Sultan Mesud'un. 1. Mesut'tan sonra kim geliyor? 1. Mesut'tan sonra 2. Kılıçarslan gelir. 2. Kılıçarslan. Ondan sonra Alaaddin Keykubat dönemine kadar bu şey devam eder. O İmar faaliyetleri devam eder. Haçlı seferleri var tabii ki. Tabii ki Haçlı seferleri devam ediyor. Bu arada tabii Haçlı seferlerinin Anadolu'dan 1186 yılında Mirya Kefalon. O Haçlı ilerleyişini durduramadıkları için Haçlılar önce Urfa'da, sonra Antakya'da, sonra da Kudüs'te Haçlı krallıkları kuracaklar. Evet. Dolayısıyla Konya'yı tercih etme sebeplerinden biri de aslında Konya'nın kolay savunulabilir olması, çabuk boşaltılabilir olması. Düz bir arazi. Düz alan. Evet. Ama aynı zamanda Türkmenlerin yaşayış tarzlarına da çok uygun tabii. Ama savunmaya ihtiyacı var. Evet. Çünkü bugün Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilmiş olan o dış surlar o dönemde yok. Sadece Bizans döneminden kalmış, tahrip edilmiş surlar var. Dolayısıyla bu iç surların yapımı, sonra o iç saltanat merkezinin sarayın inşası, caminin inşası, Eflatun Mescidi'nin, Eflatun Kilisesi'nin camiye çevrilmesi,
kuzeye doğru hep bu dönemde gerçekleşiyor. Saray Alaaddin Tepesi'nde mi hocam? Alaaddin Tepesi'nde. Şu andaki evet, Alaaddin Cami. Bir de yanlış bilinen bir şey var hocam. Alaaddin Tepesi'nin sanki Selçuklar zamanında tepe haline getirildiği gibi ama öyle bir şey değil. Çok öncesinde. Çok öncesinde. Evet. Bizans döneminden kalan surlar var bahsettiğim gibi. Aynı zamanda Konya'nın savunmasının önemli unsurlarından biri de aslında Bizans'ın Kabala dediği, Selçukların da Gevale dedikleri kale. Bu kaleyi kim ele geçirirse aslında Konya'yı da o ele geçirmiş oluyor. Dolayısıyla o kalenin korunması çok önemli. Bu yüzden Sultan Mesut döneminden itibaren batıya doğru, Konya'nın batısına doğru bir uç bölgesi oluşturuluyor. Bu hat Akşehir, Ankara, oradan işte Uluboldu ve Honaz'a doğru devam ediyor. Ve Doğu Anadolu'dan gelen Türkmen kitleleri bu bölgeye yerleştirilerek Bizans akınları ya da Haçlı akınları bu şeyde bu şekilde önlenmeye çalışıyor. Ve dış savunma hattı oluşturuluyor. Evet. Sonra da zaten Alaaddin Keykubat zamanında dış surlar inşa ediliyor. O da muazzam bir şey. Çünkü Alaaddin dönemin kaynakları diyor ki bu surların inşasında yaklaşık 140 emir görevlendirildi. Surların inşası müthiş, için evet. Ve çok fazlasıyla harcama yapıldı. Onun dışında tabii birçok sanatkar, mimar burada görev aldı. Surların 12 tane büyük taç kapısı var biliyorsunuz. Bir de dış surun hemen etrafına hendekler yapıldı. İşte Meram Deresi'nin suyu ve sel suları oraya bağlandı. Ve böylece bir doğal koruma hattı oluşturuldu aslında. O 12 kapının geçişini sağlamak üzere de köprüler inşa edildi. Evet. Dolayısıyla aslında Konya o zaman tam bir başkent haline geldi. İç kalenin içinde bir saltanat merkezi. Evet. Sultanın, devlet adamlarının köşklerinin bulunduğu bir saltanat merkezi. İç surun dışında işte bedestenin, çeşitli medreselerin, zaviyelerin, mescitlerin bulunduğu alan ve halkın yerleşik olduğu alan. Dış surun dışında da bahçeler, tarım alanları kalıyordu. Örneğin Ünsi diyor ki şehnamesinde Selçuklar zamanında Konya'da 70 zaviye vardı. 70 zaviye, 7 büyük cami ve yıldız gibi şehre dağılmış 300 tane mescit bulunuyordu diyor. Dolayısıyla bu Konya'nın o dönemde çok önemli bir ilim ve kültür merkezi medeniyet şehri olduğunu gösteriyor ve tabii buralardan yaklaşık nüfus da ortaya çıkıyor. Yani Konya'nın Alaaddin Keykubat dönemindeki nüfusu yaklaşık 45-50 bin kişiden oluşuyor anladığımız kadarıyla. O günkü zamana göre müthiş tabii bir sayı. Kesinlikle. Türk İslam devletlerinin en önemli merkezlerinden biri o dönemde Konya haline geliyor bu durumda. Peki hocam. Konya'nın başkenti olma süreci bu şekilde. Birinci Mesut Konya'yı başkent yapıyor. Evet. Alaaddin Keykubat'ta da bu süreç tamamlanmış oluyor. Evet. Peki bu şeye bir vezirlik ve emirlik demiştik ya hocam. Evet. Farkı ne? Nasıl işliyor bu mekanizma? Şimdi dönemin kaynaklarında aslında görev ve yetki bakımından baktığınızda vezirlerden sahip olarak söz ediliyor. Türkiye Selçuklu dönemi kaynaklarında emirlerden de emir olarak söz ediliyor. Aslında Büyük Selçuklu döneminde saray teşkilatındaki emirlerin ya da vezirlerin yetkileri Nizami Mülk'ün siyasetnamesinde net bir şekilde ayrılmış. Vezir protokolde sultandan sonra en yetkili kişidir. Emirler de sarayda saray teşkilatını düzenleyen ve her birinin ayrı görevi, sorumluluğu ve yetkisi olan kişiler. Ama bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nde bu çok yaşanmazken Türkiye Selçuklularında bunların sayısı fazlasıyla artıyor. Ve bunlar sultanların daha liyakatsiz, daha zayıf ve otoriteyi tam olarak sağlayamadıkları dönemlerde daha yetkin hale geliyorlar. Dolayısıyla mesela Saadettin Köpek, mesela Celalettin Karatay gibi etkili ve yönetime hakim olan devlet adamları tarihçiler tarafından vezir olarak adlandırılmasına sebep oluyor. Halbuki dönemin kaynaklarında bunlardan vezir olarak söz etmiyor. Sahip ve emir ayrımı net bir şekilde var. Mesela şeyin görevi, Celalettin
Karatay'ın görevi kendi döneminde Atabeylik'tir. Yetkili olduğu dönemde. Evet. Saadettin Köpek'in görevi de Melikül Ümera'dır. Yani ordu komutanıdır, Emirül Ümera'dır. Dolayısıyla burada bir yetki kargaşası oluyor. Bunun sebebi de sultan gibi hareket etmeleri neredeyse. Ya da sultanın adına karar vermiş olmaları kendi dönemlerinde. Dolayısıyla emirler aslında işte emir ahur vardır. Sultanın hayvanlarının ya da ahırının düzenini sağlayan kişidir. Emir şikar sultanın av işlerinden sorumlu olan emirdir. Emir-i dat en yetkili emirlerden biridir ve adli işlerden sorumludur. Dolayısıyla her emirin aslında görev ve yetkileri bellidir. Ancak emirin şahsına bağlı olarak yetkisini fazlasıyla kullanması bu tür şeye sebep oldu. Yani vezir gibi davranmalarına ya da görülmelerine, adlandırılmalarına sebep oldu. Evet. Öyle söyleyelim. Peki. Hocam arkadaşlarım işaret ediyor. Bir ara verelim. Sonra Saadettin Köpek'le devam edelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra Zehra Hocam'la sohbetimizi devam edeceğiz değerli seyircilerimiz. Tekrar merhaba değerli seyircilerimiz. Yardım Doçent Doktor Zehra Odabaşı hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Şimdi bazıları yazmış, Sade'de gelelim lütfen diye. Tabii en çok merak edilen Saadettin Köpek. Evet. Şimdi Selçuklarda da bir devşirme usulü var mıydı? Öncelikle onu sorayım hocam. Saadettin Köpek bir devşirme miydi? Kimdi? Etnik yapısı neydi? Nasıl yetişti? Biliniyor mu hocam? Şimdi Selçuklarda devşirme sistemi var. Gulamhane dediğimiz devşirme sistemi var. Uygulanıyor. Ama Saadettin Köpek'in devşirme olduğunu ya da işte gulam sisteminde yetişmiş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Celaleddin Karatay gulam sisteminden yetişmiş bir devlet adamıdır. Şemseddin Altınaba onlardan biridir. Mübarizeddin Ertokuş onlardan biridir. Ve bunların baba adları genelde İbni Abdullah olarak kaydedilir dönemin kaynaklarında. O da devşirme olduğunu ispatıdır. İspat eder. Evet. Ama Saadettin Köpek'le ilgili böyle bir şey yok. Onun etnik kökenini bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum. Dönemin kaynaklarında geçmiyor. Değil, evet. Sadece onun... Biliyorsunuz bir vakıf eseri var Zazadın Han'a. 1236-37 yıllarında inşa ettirmiş olduğu. Onun kitabesinde Köpek bin Muhammed yazıyor. Yani babasının hocam, adı Muhammed. Hocam niye Köpek deniyor? En çok merak edilen soru. Niçin? Şimdi Köpek genelde insanlar belki de onun şahsiyetinden dolayı ona bir şey atfetmek istiyorlar. Yani aşağılanma duygusu ya da sadakatten de söz ediliyor ama ismi Köpek olarak kaydedilmiş bu kitabeye. Dolayısıyla bu sonradan verilmiş bir şey değil kendisine. Saadettin sonradan verilmiş bir ünvan. Ama Köpek bin Muhammed onun asıl adı. Kübek şeklinde geçiyor ya da Kübek şeklinde geçiyor. Belki de bu manada değil yani hani Türkçe deyimle it manasında değildir diyebilir miyiz? Ya da belki köpek o zaman aşağılama sıfatı değildi. Mesela öyle olmadığı kesin. Şu da olabilir. Öyle olmadığı kesin. Biz mesela aslan oğlum deriz, aslan evladım deriz. Mesela Ruslarda mesela çocukların isim vardır Medved. Mesela Medved de ayı oğlu demek. Onlar da bu aslan tabirini ayıyla kıyaslarlar. Belki de o zaman için böyle bir tabir aşağılanma değildi. Aşağılanma şeyi ifade etmiyor. Evet. Yani köpek denilince en çok sadakat akla geliyor ama sadık bir devlet adamı olduğu da söylenemez açıkçası. Tam da onu diyecektim yani ben. Evet. Sadık bir devlet biraz adamı. Biraz hainliği de var hocam. Evet biraz değil. Dönemin bayağı yani var. İbni Bibi ondan hain ve hırslı bir devlet adamı diye bahsediyor. Evet. İyisiyle kötüsüyle Selçuklu'nun emirlerinden biri Saadettin Peki, yönetimde nasıl etkili oluyor hocam? Kimi öldürüyor, kimi tahta geçiriyor? Evet, bu uzunca bir süreç aslında. Bir de zehirlediği han var. Evet, zehirleme hadisesi Alaaddin Keykubat'la birlikte başlıyor. Yani Saadettin Köpeği anlamak için bir geriye gitmek lazım. Yani onun asıl etkili olduğu dönem 2. Gıyasettin dönemi. Evet. Ama onun babasıyla başlıyor aslında süreç. Oradan alalım Kim isterseniz. Hocam? Şimdi Alaaddin Keykubat, Gıyasettin'in babası. Bildiğiniz gibi Alaaddin Keykubat dönemi Selçuklu döneminin en müreffeh. Hem idari hem siyasi hem de ilmi ve kültürel bakımından az önce de söz ettik en müreffeh dönemlerinden biri. Bu dönemde işte Eyyubiler, Artuklular,
Trabzon Rum İmparatorluğu, Kilikya, Ermeni hepsi Selçuklara tabi hale geliyor. Bunun yanında tabii kurulan ticari limanlar var Akdeniz'de, Karadeniz'de. Bu sayede Anadolu'da ticaret çok rahat bir şekilde yapılabilir hale geliyor. Kervansaraylar inşa ediliyor. Bunların dışında aslında bizi ilgilendiren kısmı Yassı-Çemen Savaşı'ndan sonra başlıyor. Yani Alaaddin Keykubat daha henüz yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbir alan sultanlardan biri. Oldukça zeki ve öngörülü bir sultan. Evet. Bunu özellikle söylüyorum ki oğlu bu özelliklere sahip olmadığı için devlet tamamen yıkılış sürecine giriyor oğlu döneminde. 1230'da Celaleddin Harizmşah mağlup ettikten sonra Alaaddin Keykubat Horasan'dan gelen, yani İran bölgesinden gelen Harizmler geçimlerini Anadolu'da yağmayla sağlamaya başlıyorlar. Ve Alaaddin Keykubat bir şekilde bunları bu davranışlarından vazgeçirtmek ve yerleşik hale getirmek için onlara çok zengin ikdialar veriyor. Yani ikta demek toprak, hem onu işleyebilecekleri hem de yerleşik hayata geçebilecekleri alanlar buralar. İşte özellikle Amasya bölgesinde Erzincan ve Larende gibi bölgeler ikta olarak veriliyor. Söz konusu sadece onların yerleşik hayata geçirilmesi değil, aynı zamanda yetkili devlet adamları haline geliyor bunlar. Bu da tabii Selçuklu devlet adamlarının çok hoşuna gitmiyor. Birinci sebep bu. Bu sonradan karşımıza çıkacak. Celaleddin Harizmşah'ın yerine Kayır Han geçiyor mesela. Bunu Saadettin Köpek ortadan kaldıracak. Birazdan değiniriz. Peki askerliği nasıl Saadettin Köpek? Kazandığı belirli savaşlar var mı hocam? Tabii, mesela 1226 yılında Alaaddin Keykubat döneminde Eyyubilere karşı düzenlenen bir seferde kendisinden ordu komutanı olarak söz ediliyor. Diğer taraftan yine 1238 yılında Sümeysat Kalesi'ni fethediyor. Dolayısıyla aslında çok zeki bir adam. Çok planlı ve kurnazca hareket eden çok zeki bir adam. Alaaddin Keykubat dönemindeki görevleri de emir şikarlık. O da çok önemli. Yani sultanın av işlerini düzenleyen ve yöneten kişidir. Köpekleri, kuşları eğiten, yetiştiren, bunlara ne yedirileceğine karar veren kişidir ki doğrudan Alaaddin Keykubat'ın ölümüyle ilgili bir hadise bu. Onun görevi. Diğer taraftan Alaaddin Keykubat'ın ölümü dedim. 1200 nasıl öldürülüyor? 1237 yılında Alaaddin Keykubat Eyyubilere karşı düzenleyeceği bir sefer için ordusunu Kayseri yakınlarındaki Meşet Ovası'nda topluyor. Aynı zamanda Ramazan Bayramı. Dolayısıyla da şenlikler düzenleniyor Meşet Ovası'nda. Buraya işte Moğollardan, Müslüman ve Hristiyan devletlerden elçiler katılıyor. Onlarla çeşitli müzakereler yapıyor. Hemen sonrasında da oğlunun veliahtlık törenini gerçekleştiriyor. Asıl mesele bu. Yani ikinci Gıyasettin'in. Değil, ne? Değil. Olması gerekirken değil. Şimdi Alaaddin Keykubat'ın 3 oğlu var. Evet. Bunlardan büyük olan ikinci Gıyasettin. Ermeni kökenli, Hristiyan, sonradan İslam dini kabul etmiş olan Mahberi Hatun'un oğludur Gıyasettin. Diğer iki oğlu da Eyyubi Melikesi'nden, Melike Adiliye Hatun'dan olan oğlu İzzettin ve Rükneddin. Şimdi az önce bahsettim ya, esas olan istediğini veliaht tayin edebilir. Ama halkın beklediği ve Türkmenlerin daha çok onayladığı büyük şehzadenin başa geçmesi. Burada da Alaaddin Keykubat'ın aslında başka bir hesabı var. Eyyubilerle mücadeleler var o dönemde. Ve onlarla ilişkilerini garanti altına almak için muhtemelen büyük oğlunu değil de İzzettin'e veliaht tayin ediyor. Aynen öyle. Ve bütün emirlerden de ona sadakat yemini etmelerini istiyor. Şimdi dönemin kaynakları diyor ki aslında emirler istemediler bu sebepten dolayı ona itaat etmek. Ama sultana da karşı gelemedikleri için İzzettin'in şeyini kabul ettiler. Veliahtlığını kabul ettiler. Neticede bayramın üçüncü günü olur, Ramazan bayramının. Ve ani bir şekilde Alaaddin Keykubat yediği kuş etinden zehirlenerek hayatını kaybeder. Şimdi burada bir hadise var, ondan bahsetmek lazım. Lütfen. Önce şunu söyleyeyim. Zehirlendikten sonra hemen Keykubadiye Sarayı'na getirilir Alaaddin Keykubat. Burada yanında Celaleddin Karatay var. Kendisinin 18 yıllık taştane emiri. Yani onun temizlik işlerinden sorumlu olan görevli. Ona der ki bana Kemalettin Kamyar'ı çağır.
En güvendiği sadık adamlarından biridir Kemalettin Kamyar. Yanına gelinceye kadar devlet meseleleriyle ilgili çeşitli vasiyetlerde bulunacağını ifade eder. Ama daha yanına gelmeden Alaaddin Keykubat hayatını kaybeder. Şimdi bu hadisede dönemin kaynakları diyor ki Anonim Selçukname, Nideli Kadı Ahmet bu ölümden doğrudan 2. Gıyasettin sorumludur. Neden? Çünkü bir gerekçesi var. Büyük şehzade olduğu halde kendisi saltanattan mahrum edildi. Ama şöyle bir şey var. Gıyasettin ne yaş itibariyle bunu yapabilecek durumda ne de kişilik itibariyle. 16 yaşında ve oldukça liyakatsiz, çekingen, tabiri caizse çok korkak bir yapıya sahip. Bunu gerçekleştirmesi için, babasını öldürmesi için emirlerden yardım almış tabii olması gerekiyor. Evet. Burada da Saadettin Köpek devreye giriyor. Şimdi bizim bölümümüz hocalarından Mehmet Ali Hacı Gökmen bu konuda çalışmalar yaptı. Ve şöyle bir iddiası var, oldukça da mantıklı görünüyor. Biliyorsunuz Alaaddin Keykubat döneminde Beyşehir Gölü kıyısında inşa edilmiş olan Kubadabad Sarayı'nın mimarı Saadettin Köpek'tir. Evet. Ve saray duvarlarındaki çinilere bir takım kuş figürleri ve bitki motifleri yapılmış, nakşedilmiş. Şimdi Alaaddin Keykubat öyle bir şekilde ölüyor ki yediği kuş etinden zehirlenerek ölüyor. Ancak bir kuş ve bir bitki var. Kuş o bitkiyi yediği zaman kendisi zehirlenmiyor. Çünkü midesi onu öğütmüyor. Ama insan eğer o kuşu yerse çok hızlı bir şekilde affedersiniz kusarak ishalden kısa zamanda konuşamayacak hale geliyor ve hayatını kaybediyor. Alaaddin Keykubat'ın ölümü de bu şeye çok uygun. Benziyor. Çok benziyor. Dolayısıyla Saadettin Köpek işte bu emir-i şikarlık görevinden dolayı hangi kuş hangi bitkiyi yer, hangisinden zehirlenir, zehirlenmez bunu hesap etmiş ve buna uygulamış olmalı. Nasıl cesaret edebiliyor hocam? Gücünü nereden alıyor? Acaba bir dışarıdan bir bağlantısı olabilir mi? Dışarıdan, Bizans'la veya Eyyubilerle falan mesela. Öyle bir bağlantı görünmüyor açıkçası. Bu gücü nereden alıyor? Alacağı dönemleri hesap ederek, daha güçlü olacağı dönemleri hesap ederek gelecek böyle sultanına bir hegemonya kuracağı tabii için. Tabii ki. Yani 2. Gıyasettin döneminde zaten kendisi sultanlık iddiasında bulunacak Saadettin Köpek. Bunları hesap ilginç, ederek evet, böyle bir girişimde bulunmuş olabilir. Neticede Gıyasettin Keyüsrev asıl veliahta haber verilmeden tahta çıkarılıyor. Saadettin Köpek, Şemseddin Altunaba tarafından. Başkaları da var. Taceddin Pervane var. Cemalettin Ferruh var. Bir iddiaya göre de Gıyasettin babasının ölüm haberini aldıktan sonra bu emirlerden destek bekliyor. Ve diyor ki beni tahta çıkarın. Her ne sebeple olursa olsun neticede tahta oturuyor. 16 Hocam, yaşında. Hocam burada bir soru daha soracağım. O yıllarda haşhaşiler etkin. Bazı sultanların yastığının altına varıncaya kadar hançer bırakarak Sultan Sencer'in. Değil mi? Büyük Selçuklu döneminde. Büyük Selçuklu daha da, çok ama etkili. Evet. Devam ediyor o. Evet. Acaba daha iyi olma ihtimali var mı? Yani haşhaşi olma ihtimali. Saadettin Köpek'in. Evet, Saadettin Köpek'in. Yok. Yok. Şimdi haşhaşiler Büyük Selçuklu devletinin yıkılışına sebep olan bir grup. Gerçi zümre, Ayşe öyle Hoca'nın söyleyeyim konusu bu da. Evet. Kendisini baharda davet edince sorarız. Ayşe Atıcı Arayan evet, Hocam'ı seviyorum. Sultan Sencer'e böyle bir haber gönderiyor. Onların suikast yöntemleri hançer çünkü. Ama Anadolu'da çok etkili olduklarını söyleyemem. Saadettin Köpeğin de öyle bir bağlantısının olduğunu bilmiyorum. Mümkün de görmüyorum açıkçası. Evet. Dolayısıyla bu dönemden sonra Saadettin Köpek devri başlamış oluyor. Peki hocam şimdi biz bunu Osmanlı'da da görüyoruz. Bizim Türk geleneğinde de görüyoruz. Selçuklular da var. Genelde vezirler, emirler kolay kolay eğer hanedana mensup değillerse ya da en azından damat değillerse sultan olma hayali kurmazlar. Evet. Saadettin Köpek sultan olma hayali kuruyor. Bu da çok ilginç değil mi? Şimdi ben aslında ilk dönemlerde onun böyle bir düşüncesinin ya da hayalinin olup olmadığından emin değilim açıkçası. Suikastleri gerçekleştirdikçe, daha doğrusu kendisine rakip gördüğü devlet adamlarını ortadan kaldırdıkça, şimdi izah edeyim.
kendisinin kararlarına muhalif olan kişileri de ortadan kaldırdıkça Saadettin Köpek rakipsiz hale geliyor. Ve ondan sonra saltanat ya da sultanlık hayali kurmaya başlıyor bana göre. Onun öncesinde yani ilk dönemlerden itibaren böyle bir hayali var mıydı? Tek adam olma gibi bir niyeti var mıydı? Ondan emin değilim açıkçası. Bu süreç Kayırhan'la başlıyor aslında. Şimdi Gıyasettin Keyhüsrev'in kişiliğin de tabii buna çok katkısı var. İbn-i Bibi doğrudan Selçuklu Devleti'nin gerileme sürecini ya da çöküş dönemine hazırlayan süreci Saadettin Köpek'i sorumlu tutuyor. Ama bunda Gıyasettin'in de çok etkisi ve rolü var. Bahsettiğim gibi bir kere küçük yaşta olmasının yanında oldukça liyakatsiz ve çekingen bir devlet adamı. Dolayısıyla onun bu durumu Saadettin Köpek'i biraz daha yetkili hale getiriyor. Bir de Gıyasettin'in belki de suçu mu ya da yanlışlarından biri tecrübeli devlet adamlarının ortadan kaldırılmasına fırsat vermesi ve ferman vermesi. Dolayısıyla bu onu yalnız bırakıyor. Evet. Ve zamanla o saltanat iddiasıyla ortaya çıktığı zaman Saadettin Köpek güveneceği devlet adamı kalmıyor ortada. Dolayısıyla kendisi tasfiye etmek zorunda kalıyor Saadettin Köpek'i. Peki Gıyasettin Keyhüsrev, Saadettin Köpek'in, yani köpekliğini ne zaman fark ediyor? Ne zaman fark ediyor? Şöyle başlıyor. Akıbeti ne oluyor? Evet, şimdi bu süreç şöyle başlıyor. Öncelikle Kayırhan şeyin hedefi, Saadettin Köpek'in. Neden? Çünkü Kayırhan bahsettiğim gibi Alaaddin Keykubat döneminde Harizmlerin reisidir ve fazlasıyla yetki sahibi olmuştur. O yetkisinden Saadettin Köpek memnun değil. Önce onu bir tasfiye etmesi gerekiyor. Bunun için de bir sebep ve gerekçe buluyor. Diyor ki sultana, bu Kayırhan'dan kurtulmamız gerekiyor. Neden? Çünkü ben duydum ki Kayırhan görevi bırakacak, yani ordu komutanlığı görevini, Harizmlerin ordudaki lideridir, görevini bırakacak ve orduyla alakalı Selçuklu Devleti ile ilgili bütün bildiklerini senin düşmanlarına nakledip devletin yıkılışına zemin hazırlayacak. Dolayısıyla Kayıran'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor diyor ve sultan buna izin veriyor. Öncelikle bu Harizmli meselesi ortaya çıkıyor. Zamantu Kalesi'ne hapsediliyor Kayırhan. Arkasından tabii bütün Harizmli emirler yaklaşık sayıları 12 bin kişiyi buluyor bunların. Kendilerinin hayati tehlikelerinin olduğunu düşünerek iddialarını bırakıp ailelerini, maiyetlerini yanına alıp Doğu Anadolu'ya doğru çekiliyorlar. Bu arada tabii Kemalettin Kamyar bunların peşine düşüyor. Yani vazgeçirtmek için niyetlerinden. Ama olmuyor ve Selçuklu ülkesine tahrip ederek Doğu Anadolu'ya doğru çekiliyorlar. Bunu ortadan kaldırıyor. Bu olaydan sonra Şemsettin Altunaba, şeyin atabeyidir. Gıyasettin'in atabeyidir. Aslında onun daha etkili olması beklenir. Evet, halbuki atabeyler daha etkili evet, oluyor. Evet, gulam kökenlidir Şemsettin Altunaba ve onun atabeyidir. Daha etkili olması beklenir ama anlaşılan Saadettin Köpek onu da şey yapıyor. Bertaraf ediyor. Zaten onu da öldürtecek. Anlatacağım şimdi. Şimdi bu Kayırhan hadisesinden sonra Şemsettin Altunaba emirlerle istişare ediyor. Bahsettiğim gibi Alaaddin Keykubat döneminin sonundan itibaren emirler ikiye ayrılıyor aslında. Aralarında bir anlaşmazlık var. Bütün bunlar Saadettin Köpek'in işine geliyor. Şemsettin Altunaba emirlere diyor ki Saadettin Köpek haddini aşıyor ve ileri gidiyor. Kayırhan'la başladı. Dolayısıyla ona bir dur demek lazım. Belki de onu ortadan kaldırmak lazım. Şimdi emirler arasında bir birlik yok. Ve bütün konuşulanlar bir şekilde Saadettin Köpek'e geliyor. O bunu duyunca sultanı Atabey'i hakkında şey yapıyor, ikna ediyor. İkna etmesi de çok zor değil. İzzettin'in tarafını tutuyor demesi yeterli. Bir de bir uygulaması var Saadettin Köpek'in. Bütün bu tasfiyeleri sultanın yüzüğüyle gerçekleştiriyor. Yani sultanın yüzüğünü takıp ondan sonra bu ferman padişahındır gibi, yani ferman sultanındır gibi o suikasti gerçekleştiriyor. Zaten dönemin kaynakları fermanla çıkardığı fermanın içeriğini şöyle arz ediyorlar. Vücudu saltanat ve sultan için tehlikelidir deyip onun ölüm emrini veriyor. Bir gün divanda bütün emirler toplanmışken Saadettin Köpek sultanın huzurundan çıkıyor, yüzüğünü de takmış.
O sırada Şemsettin Altunaba, Atabey de divan emirlerine nişan ya da imzasını koyuyor. O sırada anlatılan şeyin sakalı oldukça uzun Şemsettin Altunaba'nın. Sakalından tutup çekiyor ve Candar'a teslim ediyor. Al bunu şehir dışında öldür diye. Saadettin Köbek. Saadettin Köbek. Bu onun hocam, ikinci tam şeyi. O zamanın fethesiymiş bu adam. Onu ben söylüyorum hocam. Evet. Yani benzetilebilir mi bilmiyorum. Evet. Yani FETÖ bence ondan daha tehlikeli de. Yani evet. Onun çırağı gibi bir şey diyelim hocam. Olabilir. Şimdi onu da tasfiye ettikten sonra Saadettin Köpek bütün emirleri sindiriyor açıkçası. Bundan sonra aslında Kemalettin Kamyar, Hüsamettin Kaymeri gibi devlet adamları, Alaaddin Keykubat'ın sadık adamlarıdır. Ona bir dur demek isteselerdi. Hatta Vezir Şemsettin İsfahani sultana çıkıyor. Diğer emirler ama onu yalnız bırakıyorlar. Saadettin Köpek'ten şikayetçi oldukları için. Ancak bir sonuç alamıyorlar. Çünkü aslında Alaaddin Keykubat döneminde Saadettin Köpek çok nüfuzlu bir devlet adamı değil. Gıyasettin döneminde olduğu kadar. Oldukça pasif. Sadece emir-i şikarlık görevini biliyoruz ya da mimarlık görevini biliyoruz. Ancak işte Gıyasettin döneminde bütün yaptığı bu icraatların devletin menfaatine olduğu fikrini uyandırıyor sultanın üzerinde. Yani bir derin devlet kuruyor kendisine. Yani sultanı hiçbir şekilde şüphelendirmeden kurnazca bu planlarını uyguluyor. Mesela bir diğeri de Taceddin Pervane'dir. Tasfiye ettiği emirlerden biri. O zaten onun gazabına uğramamak için Ankara'daki iktidasına çekiliyor. Ancak Saadettin Köpek Akşehir'den geçiyor bir vesileyle. Ve o sırada onun bir kervansarayda bir muanniye ile gayrimeşru bir ilişki yaşadığını iddiasını ortaya atıyor. Hem şehrin imamından hem de kadıdan fetva alıyor. Onun cezası da rejimdir İslam hukukuna göre. Ve Ankara'nın şehir meydanında kendi iktidasında Taceddin Pervane'yi göbeğine kadar gömdürüp toprağa, halka taşlatarak rejim ettiriyor ve o şekilde öldürtüyor. Yani ortadan kaldırmak istediği emirler için onun bir sebep ve gerekçe bulması çok zor değil açıkçası. Buna sultanı da alet edip kendine rakip olabilecek emirleri kolay bir şekilde devlet mekanizmasından tasfiye ediyor. Evet. Bir diğer tehlike de tabii bu arada şeydir, diğer kardeşlerin, İzzettin'in ve Rüknettin'in anneleri. Eyyubi Melikesi. Evet. Neden? Çünkü Eyyubi Devleti'nin desteğini alarak bir şekilde Gıyasettin tasfiye edilebilir. Tabii. Ve onlar sultanlık iddiasına girişebilirler. Onlara ne yapıyor hocam? Onları da yani Melike Adiliye Hatun'u Ankara Kalesi'ydi zannedersem. Bastırıyor mu? Önce hapsettiriyor, sonra da yay kirişiyle boğdurup öldürtüyor. Evet. Kardeşlerine bir şey yaptırmıyor. Neden? Çünkü önce bir oğlunun dünyaya gelmesi lazım. Garanti altına almak için hanedan ailesinin geleceğini onlara dokunmuyor. Onları Uluborlu Kalesi'ne hapsettiriyor. Allah Allah. Ne zaman ki Gıyasettin'in oğlu oldu, Mübarizüddin Armanşah adında bir emiri gönderiyor bunları öldürsün diye. Ama çok merhametli bir emir öldürmüyor ve bu olayı gizliyor. Dolayısıyla o kardeşler o şekilde katledilmekten kurtuluyorlar tabiri caizse. Evet. İşte bu hadiselerden sonra yani çok etkili devlet adamlarını tasfiye ediyor Saadettin Köpek. Selçuklu'nun yıkışını hazırlıyor. Hazırlıyor. Evet. Tabii bu arada Moğol tehlikesi yaklaşıyor Anadolu'ya. Onun dışında nefsine çok şahsi menfaatlerine çok düşkün Gıyasettin Keyhüsrev. Devlet işleriyle meşgul olabilecek durumda değil. Tabiri caizse. Ama bu arada İbn-i Bibi'nin ilginç bir iddiası var. Hain ve hırslı bir devlet adamı olarak söz ediyor. Ve kimden bütün hocam? Bu olanlardan Saadettin Köpeği sorumlu tutuyor. Evet. Ama buna rağmen şöyle bir ifadesi de var. Diyor ki döneminde en adil ve idarecilikte en iyiydi. Halk onun zamanında zengin fakir gözetilmedi. Zalimleri cezalandırır, mazlumların yanında olurdu ve fakirler onun zamanında en müreffeh dönemlerini yaşadılar. Çok mu para verdi acaba İbn-i Bibi'ye onun için, bunu zannetmiyorum, yazdırması için? Zannetmiyorum. İbn-i Bibi tamam bir saray tarihçisidir.
çok objektif yazdığı söylenemez. Hı hı. Ve bu olaylarda Gıyasettin'in ne kadar hatalı olmasına rağmen onu hanedan ailesinden olması sebebiyle hep Saadettin Köpek'e onun hatalarını mal eder. Ama buna rağmen iyi olarak bahsediyorsa Saadettin Köpek anlaşılan bütün bu emirleri tasfiye etmesinden ziyade halk üzerinde iyi bir intiba oluşturmuş. İlginç hocam. Çok ilginç. Evet. Yani halka karşı adil davranması ya da işte onun Sümeysat Seferi 1238 yılındaki bütün bu tasfiyeleri gerçekleştiriyor. Geriye iki önemli kişi kalıyor. Kemalettin Kamyar ve Hüsamettin Kaymeri. Sümeysat'ı ele geçirdikten sonra bir sebep bulup onları da katlediyor. Geride hiç kimse kalmıyor zaten. Yani halk üzerinde iyi bir intiba oluşturmak istiyor. Ve belki de bütün bu hoşnutsuzlukları, devlet kademesinde gerçekleşen bu hoşnutsuzlukları o seferle ya da adil davranışıyla halka karşı kapatma yoluna gidiyor. Çünkü İbn-i Bibi aynen bu şekilde onun şeyini evet. kaydetmiş. Peki hocam hazin sonu nasıl oluyor? Evet hazin son şimdi... Daha doğrusu güzel son diyelim. Hazin demeyelim de Saadettin Köpek'in güzel sonu nasıl oluyor? Şimdi devlet adamlarını öldürdükten sonra kendi kararlarına muhalif devlet adamlarını da mesela Celalettin Karatay azlettikten sonra... Aynı devirde yaşıyorlar. Aynı devirdeler. Hı hı. Celalettin Karatay da hiç onunla kıyaslanmayacak kadar devlet menfaatini düşünen emirlerden evet. biridir. Ama onun zamanında inzivaya çekiliyor ve tamamen kendini dine veriyor İbn-i Bibi'nin kaydıyla. Ya da Vezir Şemseddin İsfani'yi de azlediyor. Onları da bertaraf ettikten sonra artık... hukuki olarak, daha doğrusu fiili olarak yönettiği Sultan. Devlete evet. fiili olarak yönetiyor ama hukuki Tabii. olarak da yönetmek için saltanat hayaline kapılıyor. Şimdi bunu gerçekleştirmesi için başta sizin de söylediğiniz gibi hanedan ailesinden olması lazım. Evet. Ama buna çok güzel bir kılıf bulacak. Onu söylerim. Birisinin gayrimeşru çocuğu mu diyecek yoksa? Öyle diyecek. Öyle mi? Öyle diyecek. ama onun öncesinde bir şeyi hesap edemiyor. Selçuklu tebaası her ne olursa olsun hanedan ailesinden olmayan birini sultan olarak kabul etmez. Böyle bir gerçek var. Burayı evet. atlıyor. Şimdi yaptığı şu, öncelikle halkı Abbasi halifesinin, Abbasi hilafeti de çok önemlidir biliyorsunuz ve Selçukluların bütün Türk tabii. İslam devletlerinin tabi oldukları önemli bir kurum. Öncelikle Abbasi halifesini gözünde Gıyasettin Keyüsrev'i hatalı duruma düşürmek istiyor. Ya da onun prestijini evet. düşürmek için tartışmalı, diyor ki, hale, getirmek tartışmalı hale getirmek için Gıyasettin'in aslında Abbasi hilafetine bağlı olarak taşıdığı siyah bir çetir vardır. Bu hakimiyet alametlerinden biridir. Siyah bir şemsiye gibi düşünün. Bunu artık maviye çevirdiğini söylüyor. Bu ne demek? Halifeye karşı gelmek demek bir nevi. İlk iddiası bu. Arkasından o iddiası hanedan ailesinden olduğunu nasıl ispat edecek? Şöyle bir hikaye uyduruyor ve İbn-i Bibi bunu çok detaylı bir şekilde yazıyor. Şeyin annesi, Saadettin Köpek'in annesi Şehnaz Hatun, Konya'nın ileri gelenlerinden bir emirin kızıdır. Ve tabiri caizse güzelliği dillere destan birisi Şehnaz Hatun. Ve bunu 1. Gıyasettin fark eder. 1. Gıyasettin Alaaddin Keykubat'ın babasıdır. Evet. Bunu fark eder ve Şehnaz Hatun'u sarayına davet etmeye başlar. Her akşam onu sarayına davet eder. İzzet ve ikramda bulunur. Sabah da geri gönderir. Saadettin Köpek'in babası İddiası. Nerede bu esnada? Mesela? Henüz evli değil. Ha. Henüz evli değil Şehnaz Hatun. Babasıyla evlendiği zaman Saadettin Köpek'in 2 aylık hamiledir Saadettin Köpek'e. Dolayısıyla 1. Gıyasettin'in gayrimeşru çocuğu olduğunu iddia eder kendisi Saadettin Köpek. Bir diğer iddia, Gıyasettin Keyüsrev'in huzuruna artık kılıçla çıkmaya başlar. İbn-i Bibi böyle söylüyor ve şeye can korkusu veriyor sultana. Evet. Artık korkmaya başlıyor. Evet. Başka bir Hristiyan Saint Quentin'in ifadelerine göre de yanında iple dolaşıyor sürekli. Sultanın huzuruna girerken bile. Dolayısıyla sultanı boğmak gibi bir niyeti var. Bu anlaşılıyor. Bir şekilde hanedan ailesinden olduğunu ispatlayacak. Abbasi halifesine karşı onu hale getirecek. İtibarını düşürecek. Arkasından onu ortadan kaldırıp kendi sultan ilan edecek. Bu bir hayal. Evet.
Tabii bu saray çevrelerince fark ediliyor artık Saadettin Köpek'in bu davranışı. Ama acıdır ki Gıyasettin Keyhüsrev bütün neredeyse birçok güvenilir emirin tasfiyesine izin verdiği için etrafında güveneceği emir kalmaz. Evet. Ve artık orada anlar ne kadar yanlış yaptığını ve o idam kararlarının kendisini ne derece etkilenerek Saadettin Köpek'in kendini otorite haline getirdiğini o zaman anlar Gıyasettin Keyhüsrev. Bunun üzerine bir harekete geçer. Candar, güçlü kuvvetli bir candar vardır. Hüsamettin Karaca. Gulam kökenli olduğu söyleniyor ve Hristiyan halktan böyle bir haber aldığı söyleniyor. Kendisinin öldüreceğini Hüsamettin Karaca'nın kendisine haber verdiğini söylüyor. Güya bu yüzden Gıyasettin öldürmek için onu tercih ediyor. Ve birlikte bir plan yapıyorlar. Buna göre Kubadabat Sarayı'nda bir akşam işret meclisi düzenleyecekler. Üçü birlikte. Başka emir var mı onu bilmiyoruz. Burada yenilip içildikten sonra, ziyafetten sonra Saadettin Köpek öldürülecek. Ve bu sayede Gıyasettin kendisinden kurtulacak. Planlandığı gibi gerçekleşiyor hadise. Yiyip içtikten sonra Saadettin Köpek evine gitmek üzere meclisten ayrılmak için kalkıyor. O sırada Hüsamettin Candar saldırıyor kendisine. Saldırıyor ama elinden kurtuluyor onun. Ve sarayın şaraphanesine kaçıyor. Oraya kaçınca bu sefer şaraphanedeki şaraptarlar onu elindeki işte ne buluyorlarsa sopa, bıçak, kılıç darbeleriyle parça parça ediyorlar. Demek ki çok da sevilmiyormuş. Öyle yani, görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Dolayısıyla parça parça haline gelinince sultana haber veriyorlar. Sultanın emriyle bir kafesin içine toparlanan uzuvları yerleştiriliyor. Ve sultan diyor ki bu kafesi sarayın en yüksek yerine asın ve bu ibreti alem olsun herkese. Şimdi şöyle bir rivayet var onunla alakalı olarak da. Kafes asılınca sarayın en yüksek noktasına yerinden kurtulup düşüyor ve orada bir askerin ölümüne sebep oluyor. Ölümü kafes. Bile adam öldürüyor. Sultan aynen bunu söylüyor. Evet, yani ölüsü de dirisi de insan öldürmeye devam ediyor ki ne kadar lanetli bir insandır kendisi Hocam, diye. Hocam cesedinde köpekler yedi demeyin sakın. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. O hadiseyle alakalı çok fazla bilgi yok. Ama Saadettin Köpek hadisesi bu şekilde sonuçlanıyor. Yalnız şunu söylemek lazım. Her ne kadar İbn-i Bibi durumdan Saadettin Köpek'i sorumlu tutsa da Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine hazırladığını düşünse de Gıyasettin Keyhüsrev gerçekten oldukça şey bir adam, liyakatsiz bir adam. Saadettin Köpek'ten kurtuluyor, bu sefer de Gürcü Hatun'la evliliği var. Gürcü Hatun'a o kadar daha doğrusu kadınlara zafiyetinin olduğu söyleniyor. Evet. Gürcü Hatun'a karşı öyle bir zafiyeti var ki bu sefer de Gürcüleri sarayda istihdam ediyor. Onlara çok zengin ikdialar veriyor. Ve ondan sonra da yine söylediğim gibi asıl Celaleddin Karatay gibi devletin menfaatini düşünen devlet adamları hareket imkanı bulamadıkları için işte hemen 1240'da Babayiler isyanı, arkasından da Kösedağ Savaşı geliyor ve Selçuklu Devleti yıkılma sürecine giriyor. Eyvallah. Hocam Celaleddin Karatay'ı konuşacaktık ama arkadaşlarım işaret ediyorlar. O zaman ben sizden bir söz alayım. İnşallah. Bir de bu Selçuklu emirler hakikaten çok Sahibat'a var, Celaleddin Karatay var. Sahibat'a çok... emir değildir, o vezirdir. Vezir, o evet. Vezirdir. O zaman başka bir programda bunları konuşalım. Sizin bir de alanınız vakıflar. Evet. Ben birkaç konferansınızı dinledim. O konuda da hakikaten yetkinsiniz. O zaman bir program daha yapalım daha sonra, olur mu hocam? İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum Zehra Hocam. Ben teşekkür ederim. Müstefid Nazik davetiniz olduk. İçin. Eyvallah. Bu vesileyle ben bu toprakları bize bırakan ve vatan haline getiren Selçuklulara da rahmetle ve minnetle anayım. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzel mesajlar var. Bütün tarihçi arkadaşlarımızın selamı var. Onu da ben üzerimde kalmasın teşekkürler, hocam. Teşekkürler, sağ olun. Değerli seyircilerimiz, vaktimiz doldu. Saadettin Köpek'e konuştuk sadece. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm hocalarından Zehra hocamla sohbetimiz burada bitiyor. Haftaya başka bir konuda, başka bir konukla sohbet edeceğiz. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.